Vallahi Benma Hanımcığım, size de çok zahmet verdik ama hani başımıza gelenleri biliyorsunuz. Her yeri böcek basmış. Ya evet, duydum. Ay ne fena. Şey, neyse, geçmiş olsun. Ay katlanacağız artık bir iki gün daha, ne yapalım? Aslanım. Hı. Sen kalk bir mutfağa git. Tezgahta bir şey bıraktım sana, kaşıkla onu. Hadi. Hadi. Zafer Bey, afiyet olsun. Sağ olun. Ben de bunu alabilir miyim? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz ne yiyorsunuz? Vallahi adını bilmiyorum ama şahane bir şey. Afiyet olsun. Hı, size de afiyet olsun, sağ olun. Saçma yani, saçmalık. İnsanların gözünün içine bak ha, baka kandırıyor bu kadın. Yani ben söyledim sana. Ben sana söylemiştim zaten böyle bir şey olacağını. He, evet, evet, evet. Siz söylediniz Bora Bey. Kesin dolandırıcı bu kadın. Kesin. Tabii, tabii dolandırıcı ya. Yok gözünü kapat, yok gözün kapalıyken yüzüne elle, yok gözün kapalıyken yüzün ellediğin insanın yüzü... Saçma sapan çocukça şeyler bunlar ya. Bak ben... Ben biraz abartmak zorunda kaldım. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? Yani ben kadın şüphelenmesin diye yaptım da. Allah, yok yok yok, iyi yaptınız. Ha iyi iyi, güzel, tamam. Saçmaydı ya bu. Neydi saçma sapan? Saçma sapan şeyler ya. Bunlar hep para tuzağı. Bunlar bak başka bir şey değil. Para tuzağı bunlar, hep para tuzağı. Tabii. Aynen. Yatsak mı biz artık? Abi. Yatalım artık. Tabii. Biz yarın saçma sapan şeylerle uğraşacağız değil mi? Yani biz biraz dinlenelim. Kafamız başımız ağrıdı. Biz biraz dinlenelim. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Sen yatakta yat. Ben yerde yatarım orada. Aa, yok yok, olmaz. Öyle şey olmaz. Bora Bey, ne işiniz var sizin yerde? Siz yatakta yatın, ben yerde yatarım. Yok, mümkün değil. Hadi. Hadi. O zaman size şöyle bir fikirle gelmek isterim. Neymiş o? Ya ikimiz de yerde yatarız ya da burada yatarız. Ha. Ha. Koca yatak Bora Bey. Ben ufacık tefecik bir kızım sonuçta. Ben bir köşeye kırılırım. Siz de bir köşeye kırılırsınız. Yatarız. Ne yapmışsın ki şöyle? Böyle. Yattım ben. Hı-hı. Ne oluyor ya? Şu dağ evindeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım. Sen de yatak dışında nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Efendim, yastık alabilir miyim? İzniniz var mı? Tabii ki, buyurun. Niye zahmet ediyorsunuz? Hanife yapardı. Elime mi yapışır? Ellerine sağlık ablam. Ben de bir işe yarayayım dediydim. Eline sağlık. Yaz bu sene bir türlü gelmedi dedik. Dedik durduk. Bir de pat diye geldi. Ya öyle Zafer Bey. Çok sıcak çok. Ay nem nem öldürüyor insanı. Oh, felaket felaket. Uf, hay Allah'ım ya. Hayatım. Ne oluyor? Sen iyi misin? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Gayet iyiyim de. Oo! Hadi kalk, kalk benimle. Kalk, 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 kalk. Vakit çok geç. Oo, lafa dalmışız. Çok geç kaldık. Konu konuya açtı tabii.
Saat daha 10:30. Aa, benim zamanımda büyükler derdi ki saat 10 tak yatağa kon. Hadi Belma hadi. Hadi Belma. Kalk. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Hadi Belma. Zafer'cim iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim Belma. Gel, 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 gel. Aslan, hadi kalk biz de yatalım. Şimdi ev sahipleri yattı, ayıp. Onlar gitmişken arkalarından böyle oturmak milletin evinde olmaz. Yasemin sen de birazdan yatarsın. Hadi aslanım de. Çayımızı içelim. Uykun kaçar aşkım. Hadi aslanım. Hadi iyi geceler. Gel aşkım benim. Gel biz de yatalım akitlice. Sabah sonra kalkarken yorgunluk oluyor. Hadi. Ah, ah ne güzel hayat. Keşke şu an anlatabilsem size her şeyi. Sizi kandırdım desem. Yalan söyledim. Bir sürü yalan. Masalmış gibi dinleseniz. Sonu kötü biten bir masalmış deseniz sadece. Uyumaya devam etseniz sonra. Olmaz mı? Olmaz tabii. Saçmalama Ada. Adam aşk maşk, efsane, masal hiçbir şeye inanmıyor ki. Of. Of. Dümdüz oldum ya. Aslan. Aslan. Odaya vahşi bir aslancık mı girmiş? Çok korkuyorum. Ya beni yakalarsa? Beni kandırıyorsun. Bana yaklaşmasını bekliyorsun. Çok korkuyorum. Aslancığım. Aslan. Uyudun mu? Allah kahretmesin ya. Şu düştüğüm hale bak. Senin neyine Nergis, neyine sen Yasemin misin? Gerçi fena da değildim ha. Zahir'cim iyi misin?
Son zamanlarda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bomba gibiyim. Ay bir tuhaf bakıyorsun sanki. Bırak o kremi şimdi. Ay ne diyorsun? Allah kahretsin. Kendine gel Bora. Nasıldı burayı? Yazık. Komik mi? Komik olan ne? Genel gülüyorum ben. Siyahtan koyalım mı? Yeşil. Çocuk zeytin yemez belki, zorlamayın işte. Oyunusunu bilmiyoruz çocuğun sonuçta. Allah Allah. Bundan da koyalım. Bundan. Ondan yemez çocuk. Ondan niye yesin çocuk? Niye canım? Günaydın kraliçem. Günaydın. Günaydın ablam. İyi uyumuş bu benim can kuşum. Ama sen iyi uyudun maşallah. Fosur fosur. Acayip uyudum vallahi. Deliksiz. Orman havası. Bol oksijen. Mis. Günaydın. Günaydın, güzel günler olsun hepinize. Günaydın. Sağlıklı günler olsun. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın baba. Belma Hanım uyanmadı mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Günaydın. Günaydın. Ay ne kadar güzel bir gün. Çık 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 çık. Duydunuz mu kuşların cıvıltısını? Ay ne güzel. Sizlere de günaydın kuşlar. Ay ne güzel bir gün, ne güzel bir gün. Ay sanki, sanki çimenler daha mı bir yeşil yeşil. Oh mis gibi. Sizlere de günaydın çimenler. Ay içimde bir müzik, bir müzik, bir müzik. Bende de ağıt yakıyorlar. Belmacığım, nasıl uyudun hayatım? Bebekler gibi mışıl mışıl. Bana bak kız abla. Burada şebeke suyuna bir şey mi karıştırıyorlar acaba? Kurt gibi acıktım. Masadaki her şeyi yiyebilirim. Hanife, nerede Belma Hanım'ın avokadolu salatası? Hanife. Hadi bakalım. Adıcığım orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğcan'ın ne ormanı ne meyvesi, domates peynir işte yiyeceğiz.
Ay, 3 dilim ekmek artı 1 börek almasını biliyorsun, yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak, dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle, ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım, siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Şimdi ilk önce Sevgi'nin odasına girmemiz lazım, tamam mı? Orada bir şeyler bulacağımıza eminim. Nasıl gireceğiz kadının odasına? Ya yakalarsa? Korkmayın, siz değil. Biz adayla beraber gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'yi oyalayacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamamdır. Güzel. Geliyor, hadi bakalım. Siz yok musunuz? Siz muazzamsınız ya. Sen iyi ki tanıştık. Ya, iyi ki tanıştık. Günaydın. Her şey yolunda mı? Evet, bakın biz her şey yolunda. Çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Ay Sevgi Hanım, size çok teşekkürler gerçekten. Yani bu kadar güzel insanlarla bizi kaynaştırdığınız için size minnettarım. Ben bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dede. Teşekkürler. Anahtar. Anahtar işte bu. Gelin. Neyse. Şimdi biz adayla beraber masaya gideceğiz. Anahtarı almaya çalışacağız. Hı. Anahtarı aldıktan sonra gideceğiz. Odaya gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'ye yapışın, tamam mı? Tamamdır. Güzel. Tamam. Hazır mısın? Heyecanlandım. Hadi başlıyoruz. Ben şu balıklara bakayım ya. Ben bir balıklara bakayım aşkım. Sen de balıkları besle. Hadi bakalım. Sevgi Hanım. Efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii buyurun. Oturacaktım zaten. Sevgi Hanım. Dün akşamki 1 saatlik çalışma bile sevgilinle bana o kadar iyi geldi ki. Gerçekten mi? Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok minnettarım size. Çok sevindim ben bunu duyduğuma. Çok mutlu oldum. O zaman sarılalım. Bir sarılayım size, bir gel. Oralara vav. Yeter. Bir tanem, hadi biz odamıza gidelim. Ay. Hadi odamıza gidelim. Gördünüz değil mi nasıl işe yaramış? Hadi gel. Sevgi sistem. Tamam, hadi. Hadi, güveniyorum size zaten. Hadi bir tane. Afiyet olsun. Sevgi Hanım, siz burada mı oturuyordunuz? Çık. Temiz, çık. Ada, sen etrafı kolaçan et, kapıyı açıyor. Hadi Ada. Aa, bize kutu kadar oda kendisi, kral dairesinde. Hadi Ada. Görüyor musun bak? Şaşırdık mı? Hayır. Ha, para sayma şeysi. Aa, Bora Bey, burada bir kasa var. Ada, uğraşma. Bunu açman imkansız. Şifre var. Hah, ne olacak şimdi? İşte bu. Ne? Göreceksin. Lütfen açık ol. Lütfen açık ol. Tamam. Ne o? Oha! Şaşırdın mı? Hayır, yine hayır. Bora Bey, siz var ya o kadar iyisiniz ki nasıl aldı burnunuz bu kokuyu? Dediniz buldunuz valla. Çok iyisiniz. Ben iyi değilim Ada. Maalesef insanlar kötü. E bunlar ne oluyor şimdi? Kimlik fotokopisiyle şirket açıp kredi çekiyorlar. Sonra da senin olan ama senin olduğunu bilmediğin bir şirketin kredi borcu yüzünden evine aciz geliyor. Ya. Korkunç. Ya Sevgi Hanım, ben de Hindistan'a bayılırım. Hele ki o dansları, kıyafetleri, değil mi? Ya biz de bir fırsat bulsak da gitsek aşkım. Hayatım kesinlikle. Bu arada ben de bayılırım Hindistan'a. Yani o dans el işleri falan gerçekten inanılmaz. Ama malum biliyorsunuz işte işler güçler bu durumlardan dolayı pek gidemedik. Evet, umarım gidersiniz. Evet. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Yarım saat içinde seansta görüşürüz. Yok ama benim size soracağım sorular var. Geç kalıyoruz ama. İlgili. Daha sonra görüşürüz. Ölümü gör. Çok geç kalıyorum.
Görüşmek üzere. Seans öncesi sorsak beraber bir olur. 10 dakika. Tabii mümkündür. Tamam. Afiyet olsun. Bay bay. Ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum. Umarım çıkmışlardır yani. Umarım çıkmışlardır. Umarım ya. Ben anahtarımı düşürdüm galiba. Şöyle bir bakayım Sevgi Hanım. Bunu kullanabilirsiniz Sevgi Hanım. Tamam sakin ol. Ne yapacağız? Sen kalacaksın, ben saklanacağım, tamam mı? Saklanın. Yok. Nereye? Tamam. Böyle buraya. Tamam, bağırma ses. Sus bak, sus. Aa, geliyor yaklaştı. İşte ya. Sus. Gel. Tamam, sus. Allah aşkına sus. Yürü, hadi durma, hadi Ada. Ay. Senin şu kediye ne olmuş da anlatmadın hiç. Duman mı? Ha, duman. Üzücü bir hikayesi var. Anlatırım sonra. Zamanlı duman. O zaman bunlardan kurtulalım değil mi? Tabii. Hadi. Allah. Kız selam, maşallah bu şeyde de güzel kızlar varmış. Ama benden güzelim. Benden hareketim. Yasemin abla. Kim o, nerede? Hani Yasemin abla? Anam, kız. Selin. Senin ne işin var burada ya? Kız asıl senin ne işin var burada? Yasemin abla doğruyu söylesen, yoksa adının yerine işe mi girdin? Hı? Kız benim buraya gelmemin bir sebebi yok ama artık bir bahanesi var. Neymiş o bahane? Kız sensin. Gel buraya. Kız bana bak. Evren var ya, adanın iş arkadaşı. Ha, ne olmuş ona? Bildin onu. Aa, dur bak bakayım sen bana bir. Doğruyu söyle, yoksa aranızda bir şey mi var? Kız yok, ne alakası var? Hani sonuçta kısmet bu işler. Hani gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Oh, ata da bindin yani artık. Kız ben o ata 3 kere bindim. 3 kere o at beni sırtından böyle tepikledi attı. Yasemin abla, pardon. Kız niye üzülüyorsun? Üzülme. Sen vazgeçenden yana, pes edenden yana üzül. Bak bana, ben burada taş gibi, ayakta dağ gibi duruyorum. Korkmuyorum, yürüyorum kısmetime doğru. Dört nola koşuyorum. Kız bana bak. Sen niye buradasın? Yoksa sen de mi adamın yerine işe geldin? Ha? Yani Yasemin ablam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha çok Bora Bey'in kuzenine çalışıyorum. Köfte orseli. Yürü düşürü mü? Anlarsın. Benden bir şey. Yürü düşürü mü, benden bir şeyler öğrenmiş. Bak görüyor musun, hınzır kızı. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korku ne diyor rüzgar şeyini değil ya. Yapma be. Ha, haydi hadi, salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin pozisyonu, biz bunu yapmamıştık ve bu eksikti. Cenin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem.
Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da. Ay. Ada. Lütfen. Sarmadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldın gittin. Duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Devam mı bu Cen'in pozisyonu? Ne ya, bitmedi mi? Gördüğün gibi Selin'cim, yani burası bir iş yerinden fazlası, adeta arı kovanım. Büyük bir orkestra. Sen de onların şeflerisin herhalde. Yani. son grafikler bunlar mı? Sayfa düzeni bu Ali Bey. Güzel. Düzenli olsun. Düzenli bir sayfa olsun istiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Gülşen Hanım, son dataları bir saate odama istiyorum. Tamam Ali Bey. Tabii ki tamam. Tabii ki tamam. Ali. Efendim. Siz Bora Bey'le kuzendiniz değil mi? Evet evet, kuzen. Hatta kuzenden fazlası dost, arkadaş, kardeş, hatta sırdaş. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmaz. Her şeyi biliriz yani. Küçüklükten beri birlikte büyüdüğümüz için çok yaşanmışlık var. Yani bazı sırlar var bizimle mezara gidecek olan. Ne gibi sırlar? Sır tutabilir misin? Tutabilirim herhalde. Bir köstebek var da içimize sızmış olan. Yani uzun zamandır onun peşindeyim. Yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Kim? İşte yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Ha, pardon. Bir kahve içelim? İçelim. Öncesinde bir odamı göstereyim istersen. Tamam, hadi. O büyük fikirlerin, bu zihin şeyinin çıktığı yer ya. Burası işte, evet. Demek burada oluyor onlar. Tabii ki, tabii ki. Of. Demek ki beni görmeden gidecektiniz. Selin var Ada'nın arkadaşı, belki bilirsiniz. Yasemin ablacığım dedi, benim şirkette bir işim var, bana işlik eder misin dedi. Ay ben gelemem. Ay yalvardı, yakardı, ısrar, kıyamet. Kabul ettim hani, öyle üstüm başım ev haliyle de çıktım. Çok hazırlık da şey yapamadım. Öyle geldim işte onunla. Bana söz verin. Ne sözü pardon? Beni görmeden gitmeme sözü. Ah, tamam. Bu arada Ada'yla aramız çok iyidir bizim. Ya aramızdan su sızmaz. Diyeceğim o ki şöyle bir gün bir yemeğe çıksak, dışarıda buluşsak. Aa şey tabii, ben bakarım bir iş yoğunluğuma. Hani ona göre şey yaparız, ayarlamaya çalışırım. Hani bakayım ben. Pek bir tatlısınız, pek bir hoşçakalın. Kim? Adı Pervin miydi? Ha, Pırıl, Pırıl. Adı Pırıl'dı bunun. Yani burada böyle getir götüre bakıyor. Anlayacağız, sekreter. Böyle pek bir memnuniyetsiz böyle bir... Yani kötü bir enerjisi var. Zaten enerjinin E'si bile yok bunda. Ya geçen bir şey istedim. O da iş uzadı da uzadı. Hadi bırak dedim, boş ver deyince de herhalde ona bozuldu. Bütün tavrı bu. Ay boş ver. Geçin bu tarafa bak. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden... Allah Allah. Ya bu Tuğçe Hanım'a ulaşmak ne kadar da zormuş. Hay Allah. Bizim çifte kumrular ne yapıyorlar acaba? Fotoğraf falan mı yollamıyorlar? Dur bakayım, şunu arayayım. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veriyor. Hayda. Ya bunlara ulaşmak ne kadar zor bir şey. Yani falan da telefon açılmaz diye bir kaide mi var? Yani anlamadım gitti.
Bak tamam siz burada dedektifçilik oynuyorsunuz ama Celal... Ha Celal'i unuttun sen. Adam bizden fotoğraf istedi ya. 3-5 tane bir şey çekelim, rahatlayalım, gönderelim yani. Çekelim. Çekelim Rüzgar. Neyle çekelim? Nerede telefonlarımız? Emanette değil mi? Almadılar mı bizden telefonları? Tamam, şurada buranın fotoğrafçısı var. Ondan rica ederiz. Oo. Peki zeka küpü, o fotoğraflar çekildikten sonra... Celal'i nasıl atacağız fotoğrafları? Güvercinin ayağına mı bağlayacağız? Böyle pır pır uçuracağız mı kuşu? Ne yapacağız? Ada bak, ben burada çözüm üretmeye çalışıyorum. Sen bana laf sokuyorsun. Ya yardımcı olmaya çalışsana bana. Çözüm üretmeye çalışıyorsun öyle mi? Gözlerim yaşardı. Bak hala laf sokuyorsun. Hala laf sokuyorsun ya. Ya ben burada sadece kendimi düşünmüyorum. Seni de düşünüyorum. Tamam. Bak tatlı maceranızı bozmak istemem. Ama dışarıda bir Celal gerçeği var. Acımasız bir gerçek. Celal ikimizin de sonu olabilir. Okay. Ah Rüzgar. Bir dolandırıcının turist insanlardan daha rahat, kendinden daha emin olması benim midemi bulandırıyor. Bunun tipinde mi emniyet yok? Ben buna baktığım gibi dolandırıcı olduğunu anladım zaten. Kan çektiyse. Ne? Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim. Siz bir şey bulabildiniz mi peki odada? Bulduk. Kimlik fotokopilerini bulduk ama bizim daha net kanıtlara ihtiyacımız var. Yalnız benim nacizane fikrim, yani bu tarz insanlar tek başına asla takılmazlar. Bunların her zaman arkalarında birileri vardır. Yani bunlar organize takılır abi. Dikkat etmemiz lazım. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Korktun mu? Korkmak değil bu. Adacığım akıllı davranmak diyelim. Tam sana uygun bir hareket. Sevgili dostlarım, bir günü daha geride bıraktık. Sizler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu gözlerinizde görebiliyorum. Şimdi size birini tanıtmak istiyorum. Dansa gönül vermiş biri. Hatta belki bize ufak bir dans gösterisi bile yapar. İnanmıyorum. Erdi. Tuğçe, senin ne işin var burada? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Aa, canım ya. Of, çok uzun zaman oldu. Koreografimiz. Koreografimiz. Unutmamışsın. Of ya. Akşam yine birlikteysin o zaman. Tuğçe'nin adı neymiş? Kız az koy. Abla az koy. Gözünü seveyim öldüreceksin eniştemi. Bir şey olmaz. Geçen sefer zerdeçalını az koydum, ondan oldu. Olmadı. Şimdi her şeyden bol bol koydum, garanti olsun. Abla ya bak çok ısrar ediyorsun. Acaba etmesen mi ha? Ya geçtim eniştemi ben artık, tamam yani, ama sonra sen üzülüyorsun bak. Abla. Sen bunları düşünme güzel kardeşim benim. Hiçbir şey olmaz. Olacak ya, ben bu sefer biliyorum, hissediyorum. Anne olacağım ben. Olacak. Olacak tabii güzel ablam benim, sen çok güzel anne olacaksın. Hadi inşallah. Sen bakma ben öyle apır sapır konuşuyorum. Ben şunu götüreyim de hemen yedireyim aslanıma. Şuraları toplayıver Yasemin. Uyudunuz mu? Yok. Ben duymadım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ben hiçbir şey düşünmeden bakıyorum öyle. Ben de. Ben de öyle bakıyorum boş boş. Tavandaki su lekesi mi o? Galiba. Sürekisi.
Uyusan artık sen. Neye uyumuyorsun ki? Uyu sen hadi. Uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. Ya Erdi, delisin sen. Evet ya, ben de çok sevindim seni gördüğüme. Harikaydı. Görüşelim tabii, görüşelim. Evet. Tamam, tamam. Aha, yok canım. Ne alakası var? Hiç ama hiç alakası yok. Evet. Hadi ben de öptüm. Bye. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O Erdi ne ayak? Ne? Erdi ne ayak? Öf, Rüzgar dediğinden asla hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben çok uykum var, yatacağım. Sen de ışığı kapatmayı unutma, olur mu? Ben yerde yatıyorum galiba. Evet, bu sefer açıklamam gerekmemesi iyi oldu. Burada söz olmaz, aman aman. Şahlanmış geliyor aslan. Aman aman aman, aman aman aman. Yandım anam. Zahar bu ne? Aslan, aslan. Bahçeye at mı girdi yoksa? Ay ne diyorsun ya? Yandım aman. Allah! Aman, yandım. Allah Allah! Yanıyorum. Geldiler. Neredesiniz? Kaç kişisiniz? Şahlandım geliyorum. Çifte yürek Recep! Erkekler. Recep neredesin? Şahlanmış bir at varmış burada Recep. Recep. Hey! Aslan Bey. Aslanım. Enişte. Aslan Bey. Şahım gelir bu ya ne? Hey. Enişte. Aslan Bey ne oldu size ya? Yandım anam, yandım. Yandım. Nergis. Nergis. Şahlanın geliyor Nergis. Arkadaşlar bugün son gün, farkında mısınız? Ve biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Tuğçe, senin şu Erdi, dansçı olan, saçma sapan hareketler yapıyor ya. Konuştun mu onunla? Bir şeyler biliyor muymuş? Aradın mı ağzını? Konuştum Bora ama arkadaş değiller. Yani Erdi'nin dans kursu var. Dans gecesine destek için aramış onu yani. Yardımsever Erdi'den de bir şey çıkmadığına göre ben olduğumuz yerde sayıyormuşuz gibi hissediyorum. Yanlış mıyım? Olduğumuz yerde saymıyoruz Rüzgar. Daha son kozumuzu oynamadık. Benim bir planım var. Ne? Ne planımız var? Anlatacağım ama sevgi geliyor, doğal davranın, tamam mı? Nasılsınız bakalım? Yeni seansa hazır mıyız? Aa, yeni seansımız daha mı var? Var tabii. Ay, heyecanlandı. Her seans öncesi heyecanlanıyor. Heyecanlanma sevgilim. Sakin ol bakayım. Sakinim aşkım. Biz çok hazırız seansa. Hatta hiç bu kadar hazır olmamıştık gerçekten. Hazır olmanıza gerçekten çok sevindim. Bu akşam da kapanışımızı dansla yapıyoruz. Bakın, iki ruhu birbirine dans etmekten daha çok yakınlaştıran başka bir ritüel yoktu. O yüzden kapanışımızı dansla yapıyoruz. Dansla yapıyoruz. Seansta görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Halay gibi ruhları şey yapar. Evet. Neyse, ne yapıyoruz Bora Bey? Size dansa bayıldığımı söylemiş miydim? Son seansımızda kalbimizin tek gizli kapısı olan sırrı da birbirimize açıyoruz. Gözler kapalı, eller kenetlensin, gözlerimizi açmıyoruz. Bu kadının elinde maskara olduk ya. Şşş, duyacak, sus. Çok sıkıldım ama ben. Sus, duyacak, sus. İçinizdeki en derin sırrı birbirinize söylemeye hazır mısınız? Unutmayın, kalplerinizi açmazsanız asla bir olamazsınız. Ada, hiç
içindeki en derin sırrı söylemeye hazır mısın? Fırsat mı fırsat? Söyle kurtul kızım. Hadi. Söylememi istiyor musunuz? Evet. Seni dinliyorum. Hadi. Önce siz. Amca ben. Tamam peki. Ben gece yatmadan önce çok fazla yemek yersem kötü kötü kabuslar görüyorum. Bir de horluyorum. Yani horlarmışım. Öyle söylerler. Bu büyük sırrı nasıl yaşıyorsunuz Bora Bey? Bora. Boram. Boracığım. Tanem. Abartma. İçimizle içimizden konuşuyoruz. Tamam. Daha sessiz. Çünkü kalpten konuşmalar sessiz olur. Hatta bazen konuşmaya bile gerek kalmaz. Evet Ada. Sıra sende. Ben söyledim. Sıra sende Ada, hadi. Söylememi istiyor musunuz gerçekten? Evet. Seni dinliyorum. Ada. Hadi kızım, tam sırası, söyle. Söyle. Bora Bey. Bu çok zor. O yüzden ben bunu bir çırpıda söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım hadi. Hazırsınız değil mi? Hazırım dedim ya, hadi hadi. Ben evliyim. Ben Rüzgar'la evliyim Bora Bey. Rüzgar'ı sizi tavlamak için uğraşan Tuğçe'nin elinden almam gerekiyordu. Evet. Evet, işte bu yüzden şirkete girdim. Size yalan söyledim. Ben yalancıyım. Ada. Ada ne yapıyorsun? Beni mi sıkıyorsun? Ada. İyi misin? Özür dilerim. Farkında değilim. Alt tarafı şu dolandırıcı kadını şüphelendirmemek için bir şeyler anlatacaksın. Anlat kurtul hadi. Hadi hadi. Duman'ı sormuştunuz ya. Kedim. Evet. Sormuştum. Onu nasıl kaybettiğimi anlatmanın vakti geldi. Seni dinliyorum. Ben bir gün işe giderken salonun penceresini açık bırakmışım. O da bir kuşumun peşinden. Tamam. Anladım. Üzüldüm. Ana. Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Ben üzülürüm. Çünkü benim suçum bu. Benim hatamdı. Beni yüzümden unuttun. Çok güzel. Ama gözlerimiz kapalı. Tabii gözlerimiz kapalı bizim. Evet. Evet dostlar. Bu akşamki dans gecemizden sonra vedalaşacağız. Gel bakalım. Dans etmek isteyip de kendisine güvenmeyenler Erdo hocamızdan dans dersi alabilirler. Onun vereceği dersten hayır gelir mi? Hatta dans etmek isteyen çiftlerimiz için kıyafet kiralama hizmetimiz de mevcuttur. Güzel. Hadi biz odamıza gidip hazırlanalım aşkım, olur mu? Gidelim bebeğim. Hadi. Hadi. Başlıyoruz. Ben bodoslama dalıyorum. Hayır, sakin ol. Dalıyorum. Tanem, sakin ol. Onlar benim terliklerim, hayır. Bir tanem, tamam sakin. Bir tanem aşkım, çok mutluyuz biz. Dergiş Hanım hala uyuyor mu? Gelir gelir. Aslan Beyciğim, ne işiniz vardı gece gece balkonlarda öyle şarkılar, türküler falan? Hiç sormayın Belma Hanım. Yeminle gözü bir açtım balkondayım. Kusura bakmayın yani. Aa, rica ederiz canım. Olur öyle şeyler zaman zaman. Olur. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Belma Hanımcığım. Günaydın. Günaydın Zafer Bey. Günaydın, günaydın efendim. Dünyanın en tatlı kız kardeşi.
Günaydın aslanım. Günaydın canım. Günaydın kuzucuğum. Ay sizlere de günaydın çimenler. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Böyle çiçeklerin kokusu ta buralara kadar geliyor maşallah. Ay buranın havası çok bir ay. Çimenlere günaydın mı dedi o? Değil mi, değil mi? Güller de bir coştu, bir coştu vallahi. Mis gibi kokuyorlar, mis gibi. Hayırlısı inşallah. Ay kurt gibi de açım yalnız. Hadi inşallah bakalım. Reçelden de koy. Koyayım. Koy. Şekerim düştü mü koy. Ha gel, gel, gel. Ben, ya sen benim bavuluma nasıl smokin koymazsın? Sen benim, ben benim bavuluma smokin koymayan kadına ben seninle niye evleneceğim? Ben seninle niye evleneceğim? Sen ananın evinden smokinle mi geldin? Bana bak, anamı babamı karıştırma. Ailemi koyun, elini indir. Ailemi karıştırma. Bak laflarına dikkat et. Laflarına dikkat edeceksin. Ne olur karıştırırsam ne olur söyle. Dostlar sakin olun. Yani bir smokin için birbirinizi kırmaya değer mi? Aa! Değer efendim, değer, değer. Bakın, bakın. Dans benim için bir tutkudur. Dans benim hayatımın odak noktası. Ben dansla büyüdüm, dansla yaşıyorum ben. Bakın, bakın. Ben böyleyim, ben böyle büyüdüm. Gerçekten tutkudur. Alay başı kendisi. Tabii. Bendilsiz gezmiyor. Böyle düğünlerin alanan yüzü kendisi. Düğünlerden topluyorum ben. Vallahi da, billahi de öyle. Bakın, bakın. Ben o bin kişinin giydiği smokini giymem efendim. Ben o smokini giymem. Ben smokin kiralamam. Ha. Niye diye sor, sor niye diye sor. Niye? Hem sordum. Çünkü... Hadi niye? Çünkü o smokin, ha, o smokin erkeğin imzasıdır. Allah İmzadır Allah. Smokin, tabii. Allah tabii. Allah. Allah o smokini şimdi aldı. Ay bana beni giymedi. Ay keşke giyseydi diye ağlıyordu şimdi. Ya bunu şey bana söyleyene bakın Allah aşkına efendim. Sevgi Hanım, şunun tipine bakın. Şunun ne var? Şunun tarzına bakın ya. Lan ben mi giydim? Bunlar verdi. Sen evde de böylesin ki. Sen sanki evde farklısın. Sen evde de böylesin. Sen evde de böylesin ya. Aman be. Laflara bak, laflara bak. Nerelere gideyim? Anam demişti ben dinlemedim ki. Dinlemedim ki ben. Yok yok ben senin gibi bir kaba adamla, bir terbiyesiz bir adamla evlenmem istedim. Bana diye. Asıl ben seninle evlenmem. Uzaklaş benden. Aa, uzaklaş benden. Allah Allah. Sakın, sakın yaklaşma. Lütfen evlen. Yalvarırım ki ya, evlen benden. Aman be. Olur mu öyle şey? Hiç olur mu öyle şey? Hadi ben sizi bir... Özel bir terapiye alayım ha? Yok anam, yok bacım. Ne terapisi? Terapi merapi istemem. Canavar çıktı içinden, böyle olur mu? Siz yaptınız, paramı geri verin. Ver paramı geri, paramı geri ver. Ay sakin, sakin. Dava ederim sizi. Sakin olun. Sizi burayı, burayı kapattıracağım. Ada Hanım, lütfen. Kapattım burayı. Ada Hanım, lütfen sakin olun ama. Oldum. Bir halledeceğim ben. Bora Bey, siz lütfen gidip kendinize bir smokin alın. Aa. Tamam mı biz? Hallettik Mehmet. Olur tabii, olur. Olur. Bakın ben smokin alacağım ya. Ben şu an sinirliyim, gerginim ya. Ben smokinim yok diye ben. Yoksa ben beni biliyorsun. Bir aşkım, bir tanem. Tamam. Tabii. Siz o zaman gidin. Tabii. Ben de alacağım. Siz ben de gideyim. Ben de kocamı yalnız bırakmayayım. Ay, yok ben de gideyim. Bakın kuralları daha fazla ihlal edemeyiz. Yani bu kadar da kavga, gürültü yeter. Ben akşam sizi problemsiz görmek istiyorum. Tabii. Ben smokini alınca bitti. Ben de her şey bitti. Biz çok aşığız biz birbirimize. Tabii hemen yumuşar şey tabii, olur kendine tabii, tabii biz çok çok muazzamız biz. Ada Hanım siz kalıyorsunuz. Bora Bey siz de smokini almaya gidiyorsunuz. Tamam. İki saatimiz var. Geç kalmayın. Tabii ki tabii. Biz şimdi biz konuşalım. Siz gidin biz ben gideceğim almaya. Sakin olun lütfen. Dava yok. Evet dava yok. Dava yok. Dava yok. Sinirle söyledim. Tamam. Sakin evet. Olun. Sinirle geldim. Ben gideyim geleyim sakin. Ben bambaşka tabii, tabii. Bir adamım. Yeter bitti. Artık. Hadi bakalım. Ya kadın beni rehin aldı. Ada. Ha. Bak biz üstüne para versek seni rehin almazlar. Gerçekten. Sor niye diye sor. Niye? Çünkü sen normalde de böylesin. Sen şirkette de böylesin. Sen evde de böylesin Ada. Sen busun. Gerçekten öyle Berna Hanımcığım değil mi? Ben de diyorum ki bunca zaman sonra yani. Aa. Ay. Ne vardı onun içinde? Hiç merak etmeyin, ben size kavanoz kavanoz yaparım. Dur ben işimi şansa bırakmayayım. Kağıt kalem alayım, geleyim. Bende de olsa formülü. Ay, ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi iyi ki, iyi ki. Aslan. Kadına bir de diyorsun ki ben size kavanoz kavanoz falan yaparım. Tarif marif veriyorsun kız abla. Kaç yaşında adam damlardan, balkonlardan, tepelerden düşecek aşağı. Yazık değil mi Zafer Bey'e ya? Kız günahsız. Abla gülmesene kalk kalk. Kok kok kok.
Hah baba, hemen konuya giriyorum. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Büyük bir dolandırıcının peşindeyim. Sitede haber yapacağım. Sana bir fotoğraf yolladım. İçinde kimlik bilgileri de mevcut. Kadının adı Sevgi. Gerçek kimliğini bilmiyorum. Başka bir adı da bildi anla çünkü. Tescilli bir dolandırıcı olma ihtimali kuvvetle yüksek o zaman. Kesin. Sıkı bir araştırmak lazım baba. Bora doğru sözsün sen. Sezgilerin kuvvetlidir. Genetiğinde var oğlum. Baba, sana bu konuda ihtiyacım var. Öyle mi? Sen merak etme evladım. Ben bu işi çözerim. Ama çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Benim sana gönderdiğim konumda olacağız. Tamam, sen hiç merak etme. Ben bu işi çözeceğim ve hemen sana haber vereceğim. Baba, sana güveniyorum. Merak etme, çözeceğiz. Hayatım. Ay, her yerde kağıt kalem aradım, bir türlü bulamadım. Vay be, bir yaşıma daha girdim. Yaşın kaç olursa olsun, baba arkamda kocaman bir dağdır her zaman hanım. Ne diyorsun, hiç anlamadım. Senin oğlan aradı ve benden yardım istedi, biliyor musun? Bora doğru söz, burnu düşse yerden almaya tenezzül etmeyen adam. Ya hanım? Yardım mı? Ne yardımı, ne şahane bir şey. Hadi sen ne alacaksan al da benim birkaç yere telefon açmam lazım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir smokin lazım ve gerçekten vaktim çok dar. Tabii. Şu olsun. Sanki benim için özel dikilmiş. Tadilata bile gerek yok. Alıyorum. Sağlıklı, güzel günlerde kullanın efendim. Şimdi mutluluk zamanı. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Baba, ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi? Sen merak etme, halledecekler. Biraz zamana ihtiyaçları var. Baba bak, bu mevzu benim için gerçekten çok önemli. Biliyorum evladım, biliyorum. Sen sadece hiçbir şekilde renk verme. Orada neler oluyor tüm detayıyla anlat bana, dinliyorum seni. Belki de Viyana. Ah evet Viyana, ben nasıl unuttum. Bayılırsın sen oraya. Nasıl özlüyorum var ya. Bora Bey gelmediler mi? Ya işte Sevgi Hanım, size bahsettiğim buydu tam olarak. Ekmek almaya bakkala yollayamıyorum adamı, gitti smokin almaya. Duruş uçuşu yok ki bu adamın. Bakın, negatif düşüncenin sizi esir etmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, biz evrenin birbirini tamamlayan iki kutbuyuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Canım yıldızım, canım gezegenim, canım sevgilim, gelir. Gelir şimdi, gelir. Yani aslında epey de zaman oldu gideli ama ben yolda olduğunu umuyorum. Şimdi biz böyle birbirimizi yiyoruz, kavga dövüş sürekli ama o beni çok sever, bana tapıyor. Burnunda tütmüşümdür ben onun, beni özlemiştir. Gelir şimdi, birazdan gelir. Çok tatlısınız siz. Evet. Ben izninizle bahçeye kadar gidiyorum. Görüşürüz. Tabii tabii, lütfen. Paris'te de dans ettin yani, öyle mi? Evet. Süper. Bizim derdimize bak, bir de adamın derdine bak. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ada, muhabbeti biraz uzak kaldın. Dans etmeyi sever misin? Yani bir öğrenme hevesim vardı. Meraklıyımdır dansa ben ama bir türlü fırsatını bulamadım. O zaman gel deneyelim. Şimdi. Hadi şimdi. Aa! Hadi gel. Heyecanlandım şu an. Hadi dene bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım. Gözümüz yollarda kaldı Bora Bey.
Evet, evet. Ben smokinimi aldım geldim. Dansa hazırım. Yüzünüzde güller açıyor. İyi görünüyorsunuz. Sevgi Hanım, aramızda kalsın iyi değilim, çok iyiyim. Yani ben istediğimi elde edince bir de üstüne haklı çıkınca tam olarak böyle oluyorum. Akşam bütün çiftleri pistte görmek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki Sevgi Hanım. Geleceğiz. Pistte olacağız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dansta görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapalım? Gel. Bak şimdi. Şu ayağını böyle bir dola. Bunu. Aynen. Dola. Dola, 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 dola. Evet. Evet, evet. Hocam bu çok insan için yapılacak bir hareket değilmiş gibi sanki. Senin hocanın... Aşkta ve tutkuda ayıp yoktur Ada. Bunu sakın unutma. Bora! Ya bir şey diyeyim ya, adada çok büyük marifetler varmış. Bak biraz daha geç gelseydin kaçırıyordun gerçekten. Doğuştan yetenekli. Ay ne marifeti ya? Yarım saattir bir hareket öğrenemedi. Madem öyle bir marifet değilse... sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana. Hadi. Yeter ki sen iste. Senyor. Senyorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esneyimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına evet. Koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Hı. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et, tabii, tamam mı? Tabii, temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi sağ geri yaptık. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin gerçekleşmesine izin ver. Tuğçe biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha? Biz biraz bu kalabalıktan sıyrılalım, biz baş başa bir dans edelim seninle ha? Olur mu, ister misin? Bora, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim, ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Bravo, bravo, müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin, siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yo, yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, dans, dans. Devam. Boracığım biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Asla. O zaman dans, dans, dans ve ben artık şu basit hareketlere geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii, tabii. Yakınlaşalım, yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım. Şöyle. Şimdi şu hareket var mesela. Ay! Aa ya! İyi misin? Sen nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dansçılık? Ayağımı kırdın. Benim ayağım şu an kırıldı. Of, bak şu sekreterine ya. Tamam, tamam, tamam. Hocam, sizi şöyle alalım, şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an. Hanımefendi pislerin tozunu attıracakmışmış. İçinde ukde kalmışmış. Ben de meraklıyım dansa. Size ne demeli Bora Bey? Size ne demeli? Öyle kendinizi piste attınız, Tuğçe'nin beline sarılmalar, bir tavırlar, bir artistlikler, bir pozlar falan filan. Neyse ki kampa geldik de içinde kalmadı dans tutkusu. Neyi yaptık geldik kampa ya? Vallahi içinizde kalacaktı yoksa bu dans tutkunuz gerçekten. İyi ki gelmişiz. Size yaradı. Yes, hazırım.
Ayağınızı. İyi. Dans edecek kadar iyi yani. İyi dedim ya. Ederim dans. Peki aşağıda dans pistinde kendini neden öyle ele attın sorabilir miyim? Acıdı. Kırıldı sandım ben. Panik atak geçirdim o sıra. Ay özür dilerim, dans dersinizi böldüm, çok pardon. Neyse. Hadi çıkalım. Kendinizi dansa kaptırıp sevgi unutmayın sorun. Aynısı sizin için de geçerli. Hadi hanım. Buyurun. Önden buyurun. Ne? Ha, tabii. Ben açarım kapıyı. Seni kaçıyorum. Hadi. Yavaş. Nereye? Daha karpuz kesecektik. Nereye? Ne haber bebeğim Su? Memur bey, ben Bora Doğru Söz. İhbarı yapan benim. Senin gibi insanlar yüzünden insanlar aşk olan inançlarını kaybediyorlar. Katilsin sen. Katil. Aç katili. Tutuklayın. İnsanlık namına bu kadını tutuklayın. Çok kafan çalışıyorsa gelmeseydin be. Bu kadar insan kanıyor, onlar akıllı, bir ben suçluyum öyle mi? Seni yiyorlar! Seni yiyorlar! Hayır. Bırakın hayır. Beni. Tamam. Asıl ben davacıyım sizden. Konuşma! Konuşma! Terbiyesiz. Tamam. Hadi yürü yallah. Yürü inşallah mobuslarda. Bora bey, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bir çeteyi çökertmemize yardımcı oldunuz. Ne demek memur bey? Daha fazla insan mağdur olmasın, görevimiz. Cezası ne seçeceksin? Teşekkürler. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teyze hoş, çıktık. Çıktık. Şirkete geçiyoruz hemen. Toplantımız falan var. İş güç, koşturmaca. Hallettik, merak etme. Halloldu her şeyimiz, çok şükür. İşimiz rast gitti. Manyak mıdır, nedir ya? Tamam teyzeciğim, konuşuruz o zaman. Görüşürüz, öpüyorum, bay bay. Özlemişim. Herkes bir saat içinde odamda olsun. Toplantı yapacağız. Tamam Baracığım. Güzel. Tuğçe Hanım. Efendim. Ben size bir şey söyleyecektim. Evet Pırıl söyle. Önemli bir şeydi galiba da ne söyleyeceğimi unuttum. Hatırlayınca söylersin Pırıl. Yorgunum, uğraştırma beni. Seni tebrik ederim. Bu yazı tıklanma rekorları kırıyor ya. Aynen öyle kardeşim. Adının sayesinde. Kendi ismiyle çıkan ilk yazısı. Üstelik hiç de fena değil. Hayal gücü kuvvetli. Çok geniş bir yazma aralığı var. Gayet iyi yani. Böyle cidden başarılı ama. Cidden. İddiaya kazandın. Ne iddiası? Şu Eros diyorum. Okunu laps diye sapladım. Ali. Şimdi ben oku bir alacağım. Oğlum yok öyle bir şey diyorum. Neyi anlamıyorsun sen? Ha? Neyi anlamıyorsun? Bin defa mı söyleyeyim? Tamam. Yok öyle bir şey. Şey yapmayalım. Tamam. Yok. Kuzen ben sana aslında ne diyeceğim? Sen bana bir şey söyleme. Benim toplantım var. Hadi sen çık. Hadi. Selin'i işe alalım. Ne? Selin'i işe alalım. Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Nasıl nereden çıktı kuzen? Sevdiğim kız, aşık olduğum kız gözümün önünde olsun istiyorum. Özlüyorum ya. Ne olacak? Sen bu kampta hiçbir şey öğrenmemişsin ha. Öğrendim kardeşim, öğrendim. Öğrendim ben aşkın nasıl bir illüzyon olduğunu öğrendim. İnsanların gözünü nasıl kör ettiğini öğrendim. Hatta dolandırıcıların eline geçince nasıl bir silah dönüşünü öğrendim. Öğrendim yani ben, merak etme. Öğrenciyemi öğrendim. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi kırıldım yani. Tamam. Yani diyelim ki tamam. Ne olacak? Ne iş yapacak burada? Ne iş vereceksin? Şey, zaten kendi işi ya. Kafeterya, bizim kafeteryayı işletecek. İyi de ha, şeyleri falan, ürünleri falan güzel yani. Yap bir babalık be. Yap bir babalık be kuzen, hadi. Şu odada bir babalık yapılsın.
Tamam be Ali ya, tamam. Nasıl biliyorsan öyle. Güzel. Nasıl biliyorsan öyle yap kardeşim. Siz çok iyi birisiniz. Size baba diyebilir miyim? Ben esasen senin babanım yavrum. Babam. Aslan babam. Tamam, yeter, yeter, tamam, yeter. Yeter, çık artık. Hadi, toplantım var, hadi. Hadi. Şimdi gidiyorum ama. Ali, tamam. Yeter. Yeter, hadi. Hadi çık. Çık, sunuluk yapma. Kankacığım, ben şimdi düzgün işime gidiyordum. Ne oldu dersin? Ali aradı. Ya gel bana bizle çalış diyor. Ne? Ciddi misin kızım? Uf, evet aynen. Kızım ama şu beyaz evlilik meselesi de üstüme kaldı. Onu ne yapacağız? Bir şekilde çözmemiz lazım. Biliyorum, biliyorum. Ali ve Bora kardeşten öteymiş. Yani yarın öbür gün söylerse yandık. Aralarından su sızmıyormuş. Hatta ortak sırrımız mı ne? Öyle bir şey var dedi Ali. Sır mı? Ne sırrı? Ne sırrıymış? Bilmiyorum. Şirkette köstebek mi ne varmış? Bulacağız diyor Ali. Ha, kesin bu video meselesini söylüyorlar. Yani öyledir herhalde. Aynen. Benim de aklıma o geldi. Kanka beni iyi dinle. Bak bu işi bir şekilde çözüyor olmamız şart. Bu işin içine ben soktum. Seni ben çıkaracağım. Sen merak etme. Ben halledeceğim. Tamam. Ara beni mutlaka. Hadi öpüyorum seni. Tamam. Konuşuruz. Öpüyorum. Bay bay. Nasıl halledeceksin ki? Buyurun Bora Bey. Ada, Ali Selin'e iş teklif edecek. Duydum. Evet. Ali bana sordu. Ben de evet dedim. Sağ olun Bora Bey. Teşekkür ederim. Selin için yani. Ada, bak Selin'e söyle şu evlilik meselesini daha fazla gizlemesin. Söylesin. Çünkü sakladıkça... Söylemesi zorlaşır, değil mi? Aynen öyle. Ada bak, Ali ile Selin arasında hoş bir şeyler var. İkimiz de görüyoruz, ikimiz de farkındayız. Ali iyi çocuktur, kalbi temizdir. Selin de öyle, yani benim tanıdığım kadarıyla. Eğer söylemezse, daha fazla geciktirirse... ...hadi sonra ikisi de üzülmesinler. Üzülürler değil mi? Üzülmezler mi? Çok üzülürler. Tamam. O zaman ben ileteyim. Tamam, tamam. Çıkayım. Olur. Ah, Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, hatırladım. Dün bir adam geldi. Siz yoktunuz. Adını unuttum da şimdi. Neyse, siz kamptayken aradı. Mutlaka sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ama adı önemli ya hani hatırlamam açısından. Pırıl. Neydi ya? Celil. Yok, alakası yok, ne alakası var? Hasan. Ha yok, Hasan beni aldı herhalde. Neydi ya, neydi ya? Hah, Celal, Celal Bey. Ya adam, Allah'ım ya. Yazıyı yazdık bitti, hala ne istiyor bu adam? Bilmiyorum ki Tuğçe'm yani. Ben odama gidiyorum. Amma darladın ya. Celal Bey. Aha. Hoş geldiniz, buyurun. Bora Bey. Merhabalar. Tuğçe Hanım buralarda mı acaba? Celal Bey, sizin Tuğçe Hanım'la konuşmak istediğiniz önemli bir konu var sanırım. Valla açıkçası var. Beyaz evlilik yapanın kim olduğunu soracaktım. Yazı belli ki belli bir kaynaktan bilgi alarak yazılmış. Kaynağın kim olduğu çok önemli. Evet. Evet, kaynağın kim olduğu çok önemli. Ben sizi buyurun Tuğçe Hanım'ı götüreyim bir konuşun Tuğçe Hanım'la. Buyurun, önden buyurun. Teşekkür ederim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Yazın için tebrik ederim seni. Sağ ol, Evren. Hayırdır sen Evren? Hangi dağda kurt öldü? Sen beni tebrik etmezdin. Ne oldu? Söyle.
Ay neyse ne şimdi, sen söyle bakalım. Teyzenin en sevdiği çiçek hangisi? Yasemin. Sen de böyle negatif bir şeyler var. Sen bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor. Senin alıcılarının ayarları bozulmuş Evren. Benim. Senin. Ayarsız. Ada. Siz tanışıyor musunuz? Aşk kendi seçer.